Uzun bir süre ben de medya alanı içerisinde yer aldım. Bir gazetede genel yayın yönetmenliğim oldu. Yerel bir televizyonda genel yayın yönetmenliğim oldu. Daha sonra Anadolu Ajansı Bölge Müdürü olarak çalıştım. Ve şimdi ise Basın İnan Kurumu Müdürlüğüne atandım. 6 aydan beri Kocaeli'deyim. Oldukça bir güçlü bir yapısı var medyanın burada. Birçok gazetemiz kurumsal anlamda kimliklerini kazanmış. Zaten şöyle biliyoruz, gazetelerimiz, yerel gazetelerimiz Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Sakarya, belki ismini saymadım birkaç il daha, da medyanın, özellikle yerel medyanın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Tüm gazetelerimizi dolaşıyoruz, geziyoruz, onları dinliyoruz. Basın İlan Kurumu'yla yerel gazetelerimiz aynı gemi içerisinde. Biz yerel gazetelerimizin aslında bir derneği gibi, bir temsilcisi gibi. Biz, onlar varsa biz varız. Biz varsak onlar var. Özellikle pandemi sürecinde neler yapabiliriz diye, nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Basın İnan Kurumu bu sıralar özellikle gündemde olduğu için söylüyorum. Dün yine biliyorsunuz bir takım kararlar alındı. Gazetelerimiz, yerel gazetelerimiz, özellikle Türkiye'deki yerel gazetelerimiz, yazılı basınımız çok önemsiyoruz. Az önce size de belki sohbet arasında söylemiştim. Tabii diğer medyamız önemsiz demiyoruz ama yazılı basın bizim için geçmişten geleceğe ışık tutan, bir arşiv oluşturan, bizim adeta bir hafızamız gibi duruyor. Bu süreçte gazetelerimiz çok zor zamanlar geçirirler de. Ama Basın İnan Kurumu, Genel Müdürümüzün de direktifleri doğrultusunda bu süreci nasıl aşabiliriz diye hem yerel gazetelerimizin yöneticileriyle hem de bizler bir araya gelerek bu süreçle ilgili birçok sıkıntıyı aşmış gibi görünüyoruz. Ama tabii yeterli mi değil. Basın İnan Kurumu'nu yeni bir yere taşıyacağız. Buradan da duyuralım. Daha iyi bir basını daha iyi temsil edeceğimiz bir alana doğru gidiyoruz. Yeni bir yapılanma da devam ediyor, süreçte devam ediyor. İnşallah Kocaeli'de güzel işler yapacağız.